Ripple avukatından dikkat çekici iddia Sej küçük yatırımcıya zarar verdi şeklinde ifade ediyor. Üzerine şöyle bir konuşacağız ve genel anlamda tabi değerlendirmelerde bulunacağız diyebilirim. Tabi Ripple tarafı siyasi hareketlerde de bu noktada ve söylemlerde de bulunduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir değerlendireceğiz. İzleyenler bu arada beğenip abone olsun. İzleyen herkesten ricamız budur. Beğenmeniz ve dediğim gibi abone olmanız. Bunları yapalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese. İsteyenler aynı zamanda Facebook üzerinden takipte bulunabilir ve veya katıl üyesi de olabilirler. Bunu da açıklamış ve altını çizmiş olalım tekrardan haberiniz olsun. Bunların linki de açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Dileyenler orası üzerinden erişim gerçekleştirebilirler. Durum böyle. Bu noktada Sej küçük yatırımcıya zarar verdi kısmı burada bahsetmiş olduğu husus tabii. İlk etapta bu 2023'ün başlarında olması lazım. Bir söylemle birlikte karşımıza çıktı. Adamlar dedi ki hani Sej bize diyor ki dedi Ripple tarafı. Hani Ripple işte küçük yatırımcıyı zarara uğrattı ya da genel anlamda diyor şeyi manipüle ettiğimizi söylediler diyor. XRP coin'i. Hani fiyatları üzerine bilinçli aktivite gerçekleştirdiğimizi. Halbuki diyor XRP'nin belli bir rutini vardı. Ne zaman ki Sage olaylara dahil oldu, o zaman XRP'nin bütün fiyatlaması dava üzerinden olmaya başladı diyor ve gerçekten haklı bir argümandı. Yani doğru söyledi adamlar. Ne zaman ki bunlar cidden olaya dahil oldu, işte tam da o zaman fiyatlamaların durumu farklı bir noktaya gelmiş oldu diye ifade edebiliriz. Durum bu şekilde, mevzu bu şekilde. Burada tabii mevcut Sej yönetiminin özellikle üzerine gitmeye çalışıyorlar. Çünkü başlangıçta daha şimdiden aslında yeni yönetime belli noktada bir gözdağı verme şeyi yani durumu içerisinde, isteği, uğraşı içerisinde oldukları belli. Onu söylemeye çalışıyorum. İstiyorlar ki yeni gelecek olan taraf ayağını denk alsın. Çünkü mevcut Sej yönetimi biliyorsunuz ki önceki etaptan beri Ripple'la olan meselelerden dolayı inanılmaz derecede eleştiri aldı. Ve açıkçası kurumun saygınlığı bayağı bir yıprandı. Bu da bir gerçek. Bundan kaynaklı olarak da büyük sıkıntılar çekildi. Açıkçası ben şu anda Ripple'ın yaptığı hareketleri bundan sonraki etap için bir şey olarak görüyorum. Nasıl diyeyim? Bir yeni yönetim için gözdağı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten Trump'ın bu noktada başkanlığıyla birlikte mevcut süreç çokça değişecek. Esasında Ripple geçtiğimiz vakitlerde Harris'i desteklediğini biliyorsunuz. Ripple tarafı açıkladı. Harris'i desteklediklerini zaten hepimiz değil mi? Biliyoruz. Fakat Harris'i destekleme sebepleri şu şekilde düşünme. Ya onun hükümeti hayır. Şu anda yeni hükümet Kamala Harris'i kursa burada değişen hiçbir şey olmayacak. Bunu iyi bir şekilde anlamak lazım her şeyin başında. O yüzden bu da dikkat edilmesi ve altı çizilmesi gereken konular arasında yer almaktadır diyelim. Trump gelirse zaten çok iyi olur. Dolayısıyla burada değişen bir şey yok. Şu anda resmen ABD pazarlarında özellikle kripto paralara olan bakış açısı anlamında, babında hükümetin yeniden kurulması diyelim. Artık hangi hükümet kurulacaksa çok ciddi, önemli bir olay olacaktır. Haberiniz olsun. Ve tamamen konjonktür baştan sona
yeniden yazılacak diye de ifade etmemiz mümkündür. Haberiniz olsun. Bakalım bizlerde neler olacağını merak ediyoruz. Küçük yatırımcıya zarar verdi mi? Yani şey anlamında dolaylı yoldan doğrudur sec vermiştir. Her şeyin başında tabii adamlar haksız yere dava açtı. Bu noktada kayıp da ettiler. Kaybettiklerinden şu şekilde çıkabiliriz. Yani adı geçen zaman diliminin içerisinde demek ki SEC'in faaliyetleri durup dururken yatırımcıyı korkuttuğuyla kaldı yani ortada bir şey yokken. Zira iddialarında da değil mi? İddiaları üzerinden de galip çıkamadılar neticede. Olan kim olmuş oldu yani burada diye bir soru sorarız. Deaton tanınmış bir Ripple avukatı ve senato adayı olarak SEC'in kripto paralara yönelik düzenleyici yaklaşımların küçük yatırımcılara önemli mali zararlar verdiğini öne sürdü diyor. Doğrudur. X platformunda yakın zamanda paylaştığı bir yazıda SEC'in eylemlerinin perakende yatırımcılar için 15 milyar dolar aşan kayıplara yol açtığını belirtti. Ya tabii ki bunu tam olarak bilemeyiz. Şu kadar sayıda, bu kadar sayıda, bu kadar miktarda, şöyle miktarda onları bilemeyiz. Tabii abartmaya da gerek yok ama doğrudur. Dolaylı yönden yatırımcıyı korkutmak, yatırımcıyı genel anlamda nasıl diyeyim irite etmek ve bir duruma yönelik fiyatlaması noktasında önüne mani koymak suretiyle doğrudur. Muhtemelen ciddi dolaylı zararlar vermiştir. Doğrudur yani. Binlerce XRP sahibini hukuki süreçler temsil eden Deaton, SEC'in yaptırım uygulamalarını aşırı yetki aşımı olarak nitelendirerek diyor bu durumu küçük yatırımcıları önemli ölçüde etkilediğini ifade etti. Deaton, SEC'in suistimali ve aşırı yetki aşımı küçük yatırımcılara 15 milyar dolardan fazla zarara yol açtı. Temsil ettiğim 75 bin küçük yatırımcı adına. SEC'in özürlerini kabul etmiyoruz diyerek politikalarına karşı duyduğu şey. Evet. Yani canını sıkma işte. Bundan sonra olmayacaktır zaten. Hiç değilse bu saatten sonra tutup da merak etmeyin. Yani hiçbir SEC yönetimi kriptolara karşı böyle bir tutum sergilemeyecektir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Burada herhangi bir sorun yok. O yüzden bir şey de yok. Problem de yok. Saldırgan tavırlar nedeniyle inceleme alınıyor falan filan. Değerlendirmeleri tabii ki sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.